Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Yüce Allah'a hamd olsun. Ramazan her mevsim güzel, her anı güzel. Ramazan bizlere öyle geliyor ki rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle, huzuruyla 11 ayın pasını, kirini silip atıyor adeta. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi dönemindeyiz. Bizleri inşallah bir an önce bu pandemi döneminden kurtarmayı Yüce Allah bir an önce kurtarır inşallah duasıyla programımıza başlıyoruz. Hasene ile Güler Yüzler programı. Hasene neler yapar? Hasene hangi kampanyalara dahil olur? Onları hep birlikte tanıyacağız. Ekranlar başlarında bizleri izleyen değerli konuklarımıza, misafirlerimize, gönül dostlarımıza hoş geldiniz diyor ve bugünkü misafirlerimize hoş geldiniz deyip kendilerini tanımakla programımıza başlıyoruz inşallah. Halit abi buyurun, seninle başlayalım. Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, Rabbim Ramazan'ın feyzinden bol bol sevabını kazanarak arınmış ve tertemiz şekilde bayram ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. İsmim Halit Mermer. Birçoğunuz tanıyor. Tanımayanlar için Avusturya Albert bölgesinin Hasene bölge sorumluluğunu yürütüyorum. Evliyim, 3 oğlum var. Ellerinizden öper. 93-94'ten beri, gençlik kollarından beri teşkilatımız içinde çeşitli hizmetlerde bulunduk. Elhamdülillah. Şimdi de Hasene sorumluluğunu yürütüyoruz. Diğer kardeşlerim de inşallah kendilerini güzel bir şekilde tanıtmış olurlar. Eyvallah. Sağ olun, Allah yaptığımız bu programı hayırlara vesile kılsın inşallah. İsmim Volkan Meral. Hart'ta oturuyorum. 42 yaşındayım. 4 çocuk babasıyım. Hasene 2012 yılından beri Hasene ülke sorumlusu olarak görev yapıyorum. Ayrıca Avusturya İslam Federasyonu Hac ve Umre Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Allah yardımcın olsun. Hakan kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Adım Hakan Özkaya. 2015'ten beri Hasene'nin sosyal hizmetleri sorumluluğunu yapıyordum Tirol'da. İki çocuk babasıyım. 32 yaşındayım. Şimdi son birkaç aydan beri Vorarlberg'de yaşıyorum. Eyvallah. Hasene dedik. Hasene neler yapar? Hangi kampanyaları takip eder? Nerelere gider? Mazlum ve mağdurları nasıl güldürüyor? Kısaca bir tanıyalım Halit abi seninle. Allah razı olsun. Hasene Derneğimiz 2010 yılında kuruldu. Geçen sene 10. yılını aşmış olduk elhamdülillah. Tabii ilk kurulduğunda küçük çaplı yardımlarla işte 50 ülkedir, 30 ülkedir başladı. Şu an 100 ülkede elhamdülillah kalıcı projeler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bütün sene yürüyen kampanyalarımızda kumanya kampanyamız, Ramazan öncesi kumanya kampanyamızı bitirdik bu sene elhamdülillah. Bölgemizden 2000, genel olarak da 149 bin kumanya paketiyle kampanyamızı bitirmiş olduk. Akabinde zekat, fitre ve fidyelerle inşallah Ramazan içinde devam ediyoruz. Bir sonraki kurban kampanyasıyla da seneyi bitirmiş olacağız. Projelerin diğerine baktığımız zaman yetim projemiz var. Bütün sene yürüyen bir yetimi kefil bir aile alabiliyor. Elhamdülillah 8 bin ile 10 bin yetim arasına ulaştık genel olarak. Su kuyusu projemiz var. 12 ülkede su kuyuları açıyoruz. Bildiğiniz üzere 2 milyar insan temiz suya ulaşamıyor. Bunun haricinde kış dönemleri acil yardım projelerimiz oluyor. Olağanüstü doğal felaketler olsun, işte depremler, sel felaketler olsun. Olağanüstü hallerde hemen bir organize yapılıp kampanyalar yürütülüyor. Bunun dışında da küçük çaplı projelerimiz vardı. Ve şu an bu senede elhamdülillah Yemen'de ilk defa büyük bir projeye adım attık. Hasene Köyü adı altında 100 hanelik bir köyün ilk temeli atıldı. Yapılmaya başlandı elhamdülillah. Bağışçılarımız inşallah bunu daha iyi detaylılarda tanıtacağız. 100 hane, çünkü savaş dolayısıyla yıkılmış evler, aileler ev bulamıyorlar. Orada da güzel bir ortamda, güvenli olan, temiz olan 100 tane ev yapacağız. Ve Hasene Köyü adını vereceğiz oraya da. Anlaşmalar bitti, temel kazılmaya başlandı elhamdülillah. Projeler de devam ediyor. Birçok anlatılacak proje var ama ben daha fazla uzatmayayım. Elhamdülillah 100 ülkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyada 200 küsür ülke vardır. Bu ülkeler arasında yardım, bağış konusuna baktığımız zaman Hasene bir devlet gibi çalışıp ilk 3'e
yani ilk üçte bir ülkeler arasına girebilen bir derneğimiz elhamdülillah. O kadar büyük projelere imza atıyoruz ve birçok devletten daha fazla yardım yapabiliyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. Allah bütün bağışlarımızdan razı olsun. Evet abi, o gururu, o mutluluğu biz Madagaskar'dan dönerken yaşadık. Aktarma uçağından aktarma yapıyoruz. Havalimanında beklerken bir abi geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tişörtlerimizi Hasene'yi görünce sizi tebrik ederim dedi. Hayırdır abi dedik. Ya dedi, gittiğimiz her yerde Hasene'den bahsediyorlar. Sizin organizasyonunuzlardan bahsediyorlar. Öyle güzel çalışıyorsunuz ki dediler. Hani biz çok büyük bir kurumuz ama siz bizi bile geçmişsiniz dediler. Sizi tebrik ediyorum dediler. O gururu biz o havalimanında yaşamıştık. Gerçekten hem gözlemcilerimiz olsun hem ülke sorumlularımız olsun bu işi en güzel şekilde, en hatasız bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde. Allah her birinden razı olsun. Volkan abi, sana dönmek istiyorum. Ülke sorumlusu olmak zordur. Birçok ülkeye gidiyor. Bize anlatırsın ülke sorumlusu neler yapar. Oradaki zorlukları, oradaki o unutamadığın anıları. Tabii. Dediğim gibi biraz önce 2012'den beri gönüllü olarak Hasene'de görev yapmaktayım. Pakistan, Endonezya, Çin, Güney Amerika'da Guyana diye bir ülke. Buralara gittim. Şimdi ilk önce yani biraz detaylara gireyim ama Hasen'in yaptığı çalışmalarla alakalı değil. Dediğiniz gibi gözlemci, ülke sorumlusu ne iş yapar? Gözlemci ilk önce ülkeleri merkez belirler. Ülkeleri biz belirlemiyoruz. Bize diyorlar ki bu tarihte kurbana gidilecek. Senin ülken bu. Biz de o ülkeye gidiyoruz. Yani öyle bir tercihimiz yok. Bunlar çok sorulan sorular. Hem bunlara da bir açıklık getirmiş olalım. Ülke tercihimiz olmuyor. Ülke seçemiyoruz. Daha sonrasında gönüllüler ülke sorumlularına bildiriliyor. Bizim kurban organizemiz aslında Ramazan'ın ortasında başlar. Ramazan gideceğiniz ülkenin vize durumuna da bağlı. Ramazan'dan önce de olabilir. O vizelerin alınması lazım. Bütün ekibin tam teşkilat havaalanında olabilmesi için belli bir süre önce bütün resmi işlerin bitmesi gerekiyor. O yüzden onları Avrupa'daki organizasyonu takip etmemiz gerekiyor. Onun haricinde gideceğimiz ülkedeki partner kuruluşlarla irtibata geçip oradaki kurban durumunu şimdiden telefonla veya görüntülü aramalarla takibatını yapıyoruz. Yani yaşadığımız çok şey yaşadık. Şimdi hangi ürünü anlatsam ya benim açımdan kurbanı 3 maddeyle açıklayabilirim. Bir, bize verilen bir emanet var. Bu çok ağır büyük. Yani bazen para gönderilemeyecek ülkelere gidiyoruz. Yanımızda götürüyoruz paraları. Yani resmi olarak deklare edip öyle götürüyoruz. Çünkü banka sistemi tam çalışmıyor. Yani illegal götürdüğümüzden değil, tekrar parantez içinde açalım. Sadece banka sistemle çalışmadığından deklare edip götürüyoruz. O sorumluluk var. Buradaki emanetleri oraya götürmek. İkincisi, kendi içinde yaşadığın bir sorumluluk var. O sorumluluk da burada yaşadığım bir hayat var. Bir de orada gördüğüm bir hayat var. Otomatik olarak insan kıyaslamaya giriyor. Bu kıyaslamayı yaptığınız zaman da ya hep lüks yaşardık zannediyordum ben Avrupa'da veya Türkiye'de. Ya biz krallar gibi yaşıyormuşuz. Yani buradaki seviye biraz daha farklı. Tabii üçüncü bağlantı da burada gelip insanlara bunu anlatmak. Yani camilerde anlatıyoruz, organizasyonlarda anlatıyoruz, bu gibi programlarda anlatıyoruz. Ne kadar karşıya geçirebiliyoruz bu hissi onu bilemiyorum ama ben her Hasene'nin ismi geçtiğinde ben bu hissi yaşıyorum. Oradaki yaşadıklarım aklıma geliyor. O yüzden ne kadar oralara bağış yapsak, o insanlara ne kadar yardım etsek gene az. Bu kalıcı çözümler de biraz önce bahsedilen kalıcı çözümler de çok güzel projeler. Su kuyuları olsun, köyler olsun, evler olsun, hastaneler olsun, okullar olsun. İnşallah böyle devam eder. Dediğim gibi yani yaşadığımız çok şey var. Sadece Endonezya'da yaşadığım bir şey anlatayım. Yani çocuklardan örnek vereyim kısa bir şekilde. Şeker dağıtıyoruz çocuklara.
Ya birer birer dağıtıyorum. Sonra bir sıraya geçiyorlar. Birer daha dağıtıyorum. Şekerin birini verdim çocuğa. İkincisi elimden yere düştü. Yani çocuk alıp gitmesini bekliyordum ben. Çocuk alıp geri verdi bana. Yani bu belki çok basit bir şey ama yani o çocuğu benim hakkım birse al ikinciyi geri ver demesi bile beni orada bayağı bir duygulandırmıştı. Evet. Yani o anları orada yaşamak da bunları anlatıyoruz inşallah. Hiç ihtiyaçları olmaz da biz de hiç gitmeyiz. İnşallah o seviyeye gelir ama şu anda maalesef böyle bir durum var. Bu durumda da biz yardım etmek durumundayız. Yardımlarımızı götürüyoruz Orkan abi. Hani biz bir paket et veya bir paket Ramazan kumanyası değil. Biz onlara özlemlerini götürüyoruz, hasretlerini götürüyoruz. Onlara o sevgiyi götürebiliyoruz biz onlara. Sadece Ramazan'dan veya kurbandan dolayı değil. Bir yıl içerisinde birçok sefer gidebiliyoruz. Hem zekat kampanyası olsun, işte acil yardımlarda olsun gidebiliyoruz ama onları unutmamak önemli. Her sene gidip onlara biz yine buradayız, sizinleyiz demek önemli gerçekten. Demiş olduğun gibi bir poşet et onları belki bir ay veya biraz daha uzun idare edebilir ama unutmamak onları bir ömür boyu yetiyor. Gerçekten sizlerden Allah razı olsun diyorum. Hakan kardeşim sen hangi ülkeye gittin, hangi kampanyaya dahil oldun bizle beraber? Ben 2016 senesinde Nijer'e kurban kampanyasına gitmiştim. Bu yola başvurmam aslında burada Hüseyin Akyıldız hocamız var. O bana Ramazan'da iftarda anlatmıştı ülkelerde yaşadıklarını, ondan etkilenip ondan sonra da bizim cemiyet başkanımız Ayir Fırat Fel Canbili'ne gider misin diye sorduğunda tabii ki buna hayır diyemedim. Gönüllü olarak gözlemci, Volkan abimizin anlattığı gibi gözlemcinin görevlerini zaten söylediniz. Orada tabii çok duygusal şeyler yaşadık. Kurban dağıtırken olsun, yani ülkeye ilk girişinizden zaten insan bir kültüre şok geçiriyor tabii. Burada krallar gibi yaşadığımızı oraya varınca gördük. Tabii bunun bir de şu boyutu var, oraya gidince ilk insanın aklına gelen biz yaşadığımız bu hayatın hesabını nasıl vereceğiz diye. İlk aklıma gelen oydu, halen daha da bunu düşünürüm devamlı. O yüzden insanlara yardımda bulunmak daha kolay geliyor insana. Oraya bir gidip görünce gözlemci olarak veya herhangi bir şekilde yardım yapmak daha basit, yani daha kolay hale geliyor insan için. Bunu diyebilirim. Eyvallah. Volkan abi demiştin yani çocuk düşen şekeri bana uzattı verdi diye. Hani hep derlerdi giden arkadaşlarımız. Belki ömründe ilk defa senin verdiğin şekerin tadını tadan çocuklarla karşılaştık diye. Buna bizzat ben de şahit oldum. Madagaskar'da bir köy ama dışı işte çamurla sıvanmış, üstü kamışlarla, ağaç yapraklarıyla kapanmış öyle bir köy. Ne elektriği var ne suyu var. Hiçbir şeyleri yok. Çocuklar sıraya girmişler. Hiçbir ama böyle izdiham yapmıyorlar. Hani ben alayım, ben alayım diye. Sıraya girmişler. Hepsi ellerini böyle uzatıyor. Verdin mi çekiliyorlar geriye. İşte dağıttım, dağıttım. Bir çocuk böyle açmaya çalışıyor. Ne olduğunu bilmiyor. Açtım, verdim. O şekerin tadını alınca o yüzündeki mutluluk anlatılmaz bir fotoğraf, o kalem. Biz bunları yaşadık. Üzerimizde büyük bir vebal var gerçekten. Sorumluluklarımız var. Binlerce kişinin emanetini götürüyorsun orada, dağıtıyorsun. Zorluklar da olsa sonuna kadar yapmak zorundasın. Sonuna kadar da yapıyoruz elhamdülillah. Bir de Madagaskar'da Halit abi kafasında su bidonu taşıyan, kilometrelerce yürüyen insanlar gördüm. Su hayat gerçekten, su olmazsa olmaz. Her şeyin başı su. Biz de su kampanyaları yapıyoruz. İşte birçok ülkede su kuyuları açıyoruz. Bunlardan biraz bahsetmeni istiyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız çok güzel bir özet de bulundu aslında. Biz o ülkelere sadece bu yardımları götürmüyoruz. Bir parça ettir, kumanyadır. Biz aslında oralara ümit götürüyoruz. Oradaki insanlar, dünyanın bir ucundaki Müslümanlar bizi düşünüp bizlere işte etini göndermiş, kurbanını göndermiş, kumanyasını göndermiş, su kuyusu yaptırmak için eleman göndermiş diye bir ümit oluşuyor.
Ve bütün sene bir ümitle yaşıyor bu insanlar. Bir daha gelecekler bize farklı kampanyalara diye. Onun için o ülkelere biz sadece malzeme erzak değil, ümit de götürüyoruz. Su, hayat, Birleşmiş Milletler raporuna göre zaten 2.2 milyar insan, yani şu anki mevcut nüfusun 1/3 diyebiliriz, temiz suya ulaşamıyor. Bu hastalıklardan dolayı, bu temiz suya olmayan hastalıklardan dolayı milyonlarca çocuk ve insan ölüyor senede. Bizler de bu ülkelerde, işte 12 ülkede şu an mevcut ve bunu da arttırıyoruz. Su kuyuları açmaya çalışıyoruz. Su kuyuları açıyoruz derken, su kuyusu işte bildiğimiz Türkiye usulü büyük yuvarlak çaplı bir su kuyusu değil, sondaj şeklinde. Bu da derinden çıkması gerekiyor. Neden? Ne kadar derin olursa o kadar temizleniyor, su filtreleniyor. Bakteriler en azından ölmüş oluyor. Çünkü yüzeydeki sular, işte yağmur birikintilerinden akan sulardan her zaman mikroba açık, hastalıklar açık şekilde oluyor. Elhamdülillah geçen sene 2000'in üzerinde su kuyusu açtık. Büyük bir rekora ulaştık. Bilhassa bu pandemi döneminde de insanların duygusal mali ibadetleri gerçekten çok yüksek seviyeye ulaştı. Elhamdülillah. Biz de bölgemizden şimdiye kadar tam rakam söylemeyeceğim ama bir 20-30 arasında su kuyusu açmış olduk. Son 6 ay içinde. Yani müthiş bir talep var şu an. Allah hepsinden razı olsun. 3 sene önce Benin'deydik su kuyusu teftişleri için. Bu su kuyularımız teftişle yapılıyor tabii her 2 senede bir. İşte tamiri, tabela yazısı, kırığı var mı, döküğü var mı diye. Çünkü biz hasen olarak diyoruz ki biz ayakta durduğumuz müddetçe o kuyulardan su alacak. Onun için onların bakımı, onarımı da yapıyoruz. Orada şöyle bir güzel anı yaşadık. İnsanlar kilometrelerce uzaklardan su taşıyormuş. O köye su kuyusu tespit edilmiş. Daha senede oraya su kuyusu açmış. Tabii merkezi bir yer olduğu için 2-3 köyden birleşik geliyorlar. Orada biz su kuyusunun teftişini bitirdik. Hristiyan bir bayan kafasında büyük leğenle su taşıyordu tabii. İngilizceleri güzel. Sorduk işte, dedik memnun musunuz su kuyusu işte falan. Ağladı. Orada bir gözyaşı döktü. Dedik yani niye ağlıyorsunuz? Dedi ki biz dedi çok size teşekkür ediyoruz. Sizin için de dua ediyoruz dedi kendi dilimizde. Sebebini sorduğumuzda dedi ki işte biz de duyduk dedi. Müslümanlar buraya su kuyusu açacakmış. Biz kafamızda şunu canlandırdık dedi yani veya kendi aramızda sadece o zaman Müslümanlar bu kuyudan yararlanacak diye. Sonra su kuyusu yapılış aşamasında dedi oranın imamı dedi. Bütün köyleri gezerek dedi ki dedi işte bak köyümüze su kuyusu açılıyor. Siz de gelin alabilirsiniz diye. Biz şok olduk dedi. Yani böyle bir heyecanlandık dedi. Bu sadece sizin için değil mi? Hayır. Bu bütün insanlar için. Dediği zaman dedi biz çok mutlu olduk dedi. Onun için dedi sizler için de dua ediyoruz dedi. Biz daha önceden daha uzaklara gidiyorduk. Daha uzaklardan su getirmek zorunda kalıyorduk. Veya çocuklar tehlikeli yollardan gidip su getirmeleri gerekiyordu. Ve böyle güzel bir anımız oldu. Onun için yani sadece Müslümanlara, gayrimüslimden bile dua alıyoruz. Rabbim inşallah onların dualarını da kabul eder. İnşallah. Su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Biz bunu Afrika'da da, birçok ülkede de yaşadık. Yani şöyle yarım litre su şişeleri var. Sadece yarım litreyle abdest alan insanları gördük ki biz akşama kadar ne kadar su harcıyoruz hesap bile etmek istemiyorum ben. Yani bunu hayalini bile kurmak istemiyorum ki onlar bizim sadece bir bulaşıkta yıkadığımız suyla 2-3 gün idare etmek zorundalar. Çünkü uzak, su temiz değil, şartlardı falan. Onun için Rabbim bütün bağışçılardan razı olsun. Ki böyle imkanları bize sunuyorlar. Biz de gidip o insanlara temiz su ulaştırıyoruz. Eyvallah. Su kuyusu açtırmak isteyenler bizlere nasıl ulaşabilirler? Su kuyusu açtırmak isteyenler bütün Avusturya İslam Federasyonu şubelerimizde, Linz İslam Federasyonu veya Viyana İslam Federasyonu şubelerine, Almanya'da ve Fransa'da bütün milli görüş teşkilatlarının şubelerinde bizim Hasene sorumlularımız var. İnsani Yardım Çalışma Başkanlığı olarak şu an ismi oldu. Onlara ulaşıp hem bilgi alabilirler. Orada bütün camilerimizde forumlarımız var. Bilgi forumları hem de doldurabiliyorlar orada. Oradan da ulaşabilirler. Web sitemiz de var. İşte Hasene.org, Hasene.at ülkelere göre ayrılmış web siteler var. Oradan detaylı bilgi alıp bölge temsilcilerine de ulaşabiliyorlar. Orada bütün numaraları, bilgiler de var. Ulaşıp bilgi alıp arkadaşlarımızı bir kurakta geçip hayırlar yapabilirler için. Eyvallah. Allah razı olsun. O zaman bir Hasene klibiyle izleyenlerimizi baş başa bırakalım. Afrika. İnsanoğlunun kaderine terk ettiği kara kıta,
çaresizce yardım bekliyor. Kıtadaki her ülke kuraklığın pençesinde. Kenya, Afrika'nın doğusunda sıkıntılarla baş başa yaşayan o talihsiz ülkelerden biri. Burada pek çok insan aynı sorunla boğuşuyor. İçilebilir su neredeyse yok. İnsanlar imkansızlıklar yüzünden kirli suya mahkum haldeler. Afrika'nın zenginlikleri siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden kullanılamıyor. Bu ülkede temiz su umutlardan daha az. Kenya'da kuraklık oranı %80'leri aşıyor. Yağışlar öyle dengesiz ki tarım yapmak çok zor. Su arıtma gibi altyapı imkanları yok. İnsanlar su ihtiyaçlarını yüzeydeki birikintilerden karşılamak zorunda. Buysa mikrop ve arsenik demek. Dünyanın çok uzak ülkelerinden bu topraklara bir hayırseverin selamı uçup geliverir ve hayat olur, hayrat olur. O selam bazen bir kutu yiyecek, bazen soğuktan koruyan bir palto ve bazen de her şeye yeniden hayat verecek olan tertemiz bir suya dönüşür. Hasene, Fatma gibi binlerce kız çocuğu umutlarını yitirmesin diye onlarca ülkede binlerce su kuyusu açıyor. Hasene umut taşıyor, hayalleri yeşertiyor. Haydi, Hazreti Yusuf gibi kör kuyularda yardımını bekleyen kardeşlerine sen de elini uzat. Sahip olduklarını paylaş. Hayallerini yitirmiş, temiz suya muhtaç bu çocuklara bir kuyu hediye et. İçinde umut, kardeşlik ve dua olan bir kuyu. Sene, mazlum ve mağdurlar için el ele. Klibimizi hazırlayan Kurumsal İletişim Başkanlığımıza ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olur. Volkan abi, ülke sorumlusu. Ülke sorumlusu kolay değil, zor bir görev. Ülkeye adım atıyorsun, ondan sonraki çalışmalar nasıl ilerliyor? Evet, tabii kolay değil. Şimdi aynı ülkeye devamlı gitmiş olsaydık belki kolay olurdu ama ülkeler devamlı değiştiğinden dolayı ihtiyaca binaen her gittiğimiz ülkenin ayrı bir kültürü var. İlk önce gitmeden biraz önce buradaki yaptığımız organizasyonu anlattım. Şimdi oraya gittiğimizde ama buraya gitmeden önce ülkenin kültürünü bir araştırıyoruz. Yani nasıl selam verirler, ne yerler, ne içerler. Yani yemek yanımıza bir şey götürmek zorunda mıyız? Yani ben yemek seçmem ama Türk yemeğini seçmem. Asya yemeği biraz bana göre değil, o yüzden yanıma götürüyorum. Bunları o ülkelerde gittiğimiz partner organizasyonlarıyla beraber, oradaki arkadaşlarımızla beraber, bize yardım eden insanlarla beraber hepsini check ediyoruz. İlk önce ilk işimiz zaten kurban. İlk gün gider gitmez kurbanları görmek isteriz. 1000 tane, 2000 tane neyse artık kaç paysa o merkez bize bildirir. Biz de ekibimizle ilk toplantımızı yaparız. Daha sonra partner kuruluşla toplantımızı yaparız. Harita üzerinde gideceğimiz yerleri belirleriz.
ihtiyaç sahiplerinin önceden hazırlamış listesi varsa bizim avantajımıza bazı ülkeler hazırlayabiliyorlar, muhtarlıklarda var bu. Bazıları hazırlayamıyorlar, biz gidip orada tespit ediyoruz. O da ayrı bir vakit alıyor ama bu işin parçası yani. İlk önce hayvanları görüyoruz. Hayvanlar kurbana uygun mu değil mi? Üstlerine hasene diye yazıp kenarlar alıyoruz. Ve onları bekleyecek çünkü bu ülkeler fakir ülkeler olduğundan hayvanlar veya özel eşyalar sağda solda bırakılamıyor. Yani çalama riski var. İhtiyaç var orada. O yüzden sahip çıkacak insanları buluyoruz ve ondan sonra tekrar bir toplantı yapıyoruz. Hangi mezbahada, hangi şartlar altında kesilecek? Bizim şartlarımız belli. Hijyen birinci sırada. Tartı olmazsa olmazımız. Çünkü herkese eşit şekilde pay gidecek. Ve insanların ailesinin kaç kişi olduğu. Yani ikişer kiloluk, üçer kiloluk poşetler yapılıp ailenin büyüklüğüne göre iki poşet verilebilir veya tek poşet verilebilir. Bu organizasyonlar yapılıyor ve arkadaşlarımız yine gidilen ülkeye bağlı farklı farklı bölgelere ülkenin her tarafına dağılıyoruz. Hep koordinasyon içerisindeyiz çünkü her gittiğimiz yerde ülkenin içerisinde bile farklı farklı organizasyonlar olabiliyor. Mesela bazıları hijyene dikkat etmiyor. Orada biz diyoruz ki yani burada yapacak bir şey yok. Burası hijyenik olmalı. İnsanlara biz kendi nasıl eti yiyorsak aynı eti insanlara ulaştırmamız lazım. Bu konuda hassasız. Ondan sonra dağıtıma geçiyoruz. Dediğim gibi tartı çok önemli. Tartılıp dizilir. O arada bekleyen insanlar için gene bu organizasyonun bir parçası. Bekleyen insanlar için bir pilav yapılır, bir et haşlanır. Yani onlar da orada akşama kadar bekliyorlar çünkü uzun sürüyor. Kesilmesi, bölünmesi ve paketlenmesi. Üç aşamadan geçiyor. Bu arada bekleyen insanlar da yoğun bir izdiham oluyor. Bunlar aç. Bu insanlara da bir yemek yaptırıyoruz. Kurban etinden pilavla beraber insanlara ikram etmiş oluyoruz. Daha sonrasında buradan Avrupa'dan bağışçıları, Türkiye'den, Avrupa'dan bağışçıları selamlarını yolluyoruz. Genelde organizasyon yapıyorlar orada. Oraya çıkıyoruz, bize de mikrofon veriyorlar. Biz de işte sevgili Avrupa, Türkiye'den bize destek olan, bu insanlara destek olan, buna vesile olan insanlara selamlarını gönderiyoruz. Dualarını alıyoruz. Organizasyon 4 gün sürüyor. 4 gün ama yani günlük belki 3-4 saat uyumayla geçiyor. Çok yoğun bir tempo. Ama fark etmiyorsunuz onu. Yani öyle bir şeyin içerisindesiniz ki organizasyonda bu saat 1'de buradayım. Yani 3'te öbür tarafta olmam lazım. 5'te öbür tarafta olmam lazım. Günü böyle parçalıyorsunuz. Her tarafa gitmeniz gerekiyor. Çünkü biz kurbanlar hazırlanıyor. Biz gittiğimizde kesiliyor. Biz gitmeden kurbanları kesmelerine izin vermiyoruz. Yani gözümüzde bile bir görmeden tabii kesimine izin vermiyoruz. Aynen, ona izin vermiyoruz. Yani biz diyoruz ki bu köyde 10 tane büyükbaş var, öbür köyde 20 tane var. Biz burada 10 büyükbaşın kesimini tamamlıyoruz. Parçalıyorlar, oradan devam ediyoruz. Öbürleri kesiliyor, oradan devam ediyoruz. Yani 4 gün böyle yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo içerisindeyiz. Artı? Devam ediyoruz. Tam Volkan'a. Orada tabii ki bizim gözlemcilerimizden kalıp o poşetlenen etlerini dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tabii tabii. Yani o kesinlikle. Biz birebir veriyoruz zaten. Birebir insanlara ulaştırdığımız için kendimiz de yani kendimizin de şöyle görsün bağışlar. Bizim de kurbanlarımız onun içinde. Biz de kendi kurbanlarımızı nasıl veriyorsak kendi kurbanlarımızı ben isterim ki direkt ihtiyaç sahibine ben vereyim. Orada da öyle yapıyoruz. Yani ayırmıyoruz. Bu onundu, bunundu. Bitiriyoruz organizemizi, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Hayat Başkanı biraz önce bahsetti farklı organizasyonlardan, su kuyuları ve diğer organizasyonlar. Ülke sorumlusu ve gözlemcilerin bir görevi de biz kurban görevlisi olarak gidiyoruz ama bizim görevimiz sadece kurban değil. Biz gittiğimiz yerlerde ihtiyaçları tespit ediyoruz. Söz vermiyoruz, yaparız demiyoruz ama hepsini raporluyoruz, dosyalıyoruz ve genel merkeze iletiyoruz. Yani su kuyuları ve diğer yetim projeleri de buralardan
ihtiyaca binaen çıkmış projeler aslında. Yani gittiğimiz yerlerde bize diyorlar ki orada yetimimiz var. Zaten gidiyorsun. Git onları da bir ziyaret et. Bir şeyler ikram et. Kurban götür. Oraya da gidiyoruz. Onları yanına doğuruyoruz. Burada yetimlerimizin. Veya Hasene okulumuz var. Pakistan'a gittiğimde oraya yakın bir yere gitmiştim. Hasene okulumuzda girip orayı da ziyaret etmiştim. Yani sadece kurban değil. Kurban birinci vazifemiz ama onun haricinde ihtiyaç neyse not alıp raporlamak ve bunu genel merkeze iletmek. Evet. Bunu tam anlamıyla doğru söyledim. Şimdi sadece kurban götürmüyoruz. Birçok çalışmaya da orada ön ayak oluyoruz. Hüseyin kardeşimiz, Hüseyin Erbil kardeşimiz de gitmişti Afrika'da bir ülkeye. O gelip rapor sunmuştu genel merkeze. Burada bir camiye ihtiyaç var, cami yaptıralım diye. Onun vesilesiyle bir cami yapılmıştı. Yine Madagaskar'da okulumuz var, Somali'de okulumuz var. Birçok ülkede bunun gibi okullarımız olsun, camilerimiz olsun, Kur'an kurslarımız, medreselerimiz, yetimhanelerimiz. Gerçekten birçok alanda hizmetlerimiz var. Bu bağlamda Hakan kardeşime dönmek istiyorum. Tanımadığın bir ülkeye gidiyorsun. Zor şartlar seni bekliyor. Oraya girince biraz önce de ifade ettin. Zaten bir şok geçiriyorsun. Evet. O zorluklar neler oluyor? Burada her şey, arabana biniyorsun, bir saatlik yola rahatça ulaşabiliyorsun. Yol var. Ama oralarda yol yok. İnsanların ihtiyaçları, birçok ihtiyacı var. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi karşılaştığımız ilk şey, zaten ulaşım çok zor ülkede. Benim gittiğim ülkede. Herhalde Afrika'nın tamamı öyle. Çölden yaklaşık 1000-1200 kilometre yol gitmek zorunda kaldık. Dağıtımı yapacağımız bölgeye ulaşmak için. Bu da 24 saatimizi aldı. Orada bir günlük yol gittik çölden. Asfalt yol maalesef çok az. Gittiğimiz yerde de köylük yollarda çölün içinde zaten gidiyorsunuz. Nasıl ne yapabiliyorsunuz? Her türlü olumsuzluklar geliyor insanın başına ama her köyde bir poşet et bu mazlumlara dağıtıp götürebilmek için her gözlemci mecburen oraya gitmek zorunda. Kesim, siz oraya ulaşmadan kesinlikle yapılmıyor. Aynı Volkan abimizin dediği gibi. O yüzden bazı köylere, ben değil de diğer arkadaşlarımız motosikletle de gittiği oldu. Aracın gitmediği için. Bu anlamda nasıl diyeyim, orada aynı Volkan abimin dediği gibi kendi kurbanımızı nasıl mazlum mağdura vermek istersek o şekilde bütün gözlemcilerimiz buna çok hassas, yani bu durumda hassasiyetle dikkat ediyorlar. Başka ulaşım yönünde yani zor bir süreç. Zor, gerçekten. Evet, çok zor. Onu biz de yaşadık. Bir yerden bir yere gidiyorsun. Belki normal bir yol olsa bir saatlik yol ama 5 saat, 10 saat sürebiliyor. Biz Haiti'de bir köye gittik abi. Yaklaşık bir saat normal şartlarda ama biz 5-6 saat dağlar, tepeler aşarak gittik. Dağıtımı gerçekleştirdik. Cami var. Hani cami demeye bir şahit ister. Sadece üstü kapalı, derme çatma bir cami. İmamla konuştuk. Hani size nasıl bir yardımcı olabiliriz? Tamam, biz buraya etlerimizi getirdik. Tamam, başka neler yapalım? Dedi ki cami imamı. Akşam olunca dedi, elektriğimiz yok. Namaz kılmakta zorlanıyoruz. Bize bir jeneratör alabilir misiniz dedi. Dedik hemen alalım. Hemen orada bizim teşkilatçı olduğumuz için bir toplantı. Nasıl yapabiliriz, nasıl getirtirebiliriz? Hemen başkentle irtibata geçtik. Bir jeneratör aldık. Oralara ışık olabildik. Sadece biz et, kumanya vesaire götürmüyoruz. Hem ışık oluyoruz, hem umut oluyoruz gerçekten. Gözlemcilerimiz de bunlara dikkat ediyor. Oranın önceliği neyse bu bağlamda da çalışmalarını gerçekleştiriyor. Halit abi, sana dönmek istiyorum. Somali'ye defalarca gittim. Biraz önce de bahsettim, okulumuz var orada. Biraz bize Somali'den yaptığımız çalışmalardan bahseder misin? Evet, Allah razı olsun. Somali'deki okulumuz ilklerden aşağı yukarı biri. Denizcilik ve Balıkçılık Enstitüsü adı altında yapıldı. Başkent Üniversitesi'ne bağlandı, Sit Üniversitesi'ne. İşletmesini oraya yapıyor. Tabii orada yetişen farklı öğrenciler var. İşte yetimler de var, maddi durum biraz iyi olanlar da var. Bir karışma olup orada güzellikler olsun diye de böyle bir çalışma oldu. 100 öğrenci kapasiteli.
Tabii burada çıkan öğrenciler daha yükseğe okuyabiliyor. Daha fazla okumak istiyorsa burs da verebiliyoruz. Biz işte ne bileyim yurt dışına gitmek istiyorsa falan. Yani burada amacımız aslında şu. Oradan mezun olan öğrenciler ülkesine faydalı bir birey olması. Çünkü görüyoruz Afrika ülkelerinde büyük bir göç var. İşte Avrupa'ya geliyorlar, mülteci akımını biliyoruz son yıllarda burada. Güvenlik olmadığı zaman, bir devlet sistemi olmadığı, işsizlik olduğu zaman tabii insanlar ne yapsın? Mecbur göçe zorlanıyor. Onun için biz de orada kalıcı projeler zaten bunun için yapılıyor. Yani orada yetişen bir genç, bir çocuk kendi ülkesine faydalı, istihdam sağlayacak bir birey olsun. İş kursun, genişletsin, sahası açsın, vergisini versin. Yani güzel bir organize yapsın diye. Somali'de de böyle bir adım atıldı yıllar önce. Allah razı olsun, şimdiki Avusturya Hasene Başkanımız, Şerafettin abimiz burada öncülük yaptı. Büyük fedakarlık yapıp bir seneye yakın orada kaldı inşaatın başında. Giden arkadaşlarımız da var aralarımızda. Gerçekten çok güzel bir okulumuz oldu. En üst, 3 katlı 2 tane binamız var. En üst katımızda Hasene büromuz. Gözlemcilerimiz de orada kalıyor zaten gittiğimiz zaman. Somali çok farklı bir ülke. Afrika ülkelerinden. Ben diğer ülkelerine de gittim Afrika'nın ama Somali gerçekten çok farklı. Somali'nin farklılığı şöyle, hala işte iç kargaşanın bitmediği, ara sıra işte terör saldırılarının olduğu, açlığın zirve yaptığı bir ülke diyebiliriz. Çünkü kuraklık orada müthiş bir sıcak var, kuraklık var. İnsanlar ya başkente, büyük şehirlere göç etmek istiyor ya da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Somali'ye giden bir daha bırakamıyor. Somali gerçekten çok güzel bir ülke, çok farklı bir ülke. %100'ü Müslüman olan bir ülke. Onun da büyük avantajları var tabii. Gittiğiniz yerde yabancılık çekmiyorsunuz. Selamun aleyküm dediğin zaman herkes aleyküm selam diyebiliyor. Diğer ülkelere nazaran. Çok mağdur var. Çok mazlum insanlar var. Doğru düzgün bir hükümet sistemi olmadığı için organize de bayağı bir zorluklar var orada. Ama elhamdülillah biz her gittiğimizde orada Sağlam Partner kurumumuzun sayesinde kurban olsun, kumanya olsun, sağlık projeleri, yetim projeleri olsun gerçekten müthiş şekilde çalışıyorlar. Biz de gururlanıyoruz oradaki çalışmalarımızdan dolayı. 2017'de gittiğimde kurbandı yanılmıyorsam 2800 büyükbaş 3 günde kestik. Yani gerçekten müthiş bir rakam. Burada ben bütün gözlemci kardeşlerime Allah razı olsun diyorum. Gerçekten büyük fedakarlıklarla, arkadaşlarımız da anlattı. Uyumuyorlar, bir heyecanlar var, neden bir sorumluluk almışlar üzerlerine. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Şimdi şöyle söyleyelim, biz burada bir gece bir uykusuz kalsak bir hafta bir onun ağırlığını çekiyoruz ama orada öyle değil. Neden? Orada bir heyecan var, bir sorumluluğun getirdiği bir heyecan var. Farklı iklim şartlarının da yanında gecesini gündüzüne katıp fedakarlık yapıp uykusundan, zamanından, koşturmacasından, sağlığından bile neredeyse fedakarlık yapıyorlar. Allah razı olsun hepsinden de. Bu güzel çalışmalar ortaya koymak kolay değil. Bir gönüllülük istiyor. Çünkü şöyle de söyleyebilirim, bu iş parayla yapılmaz. Bu işi aynen sevmeniz lazım. Bir aşk olması lazım. Aynen. Ve bütün gözlemci kardeşlerimiz aşık. Gerçekten. Rabbine aşık, kitabına aşık, peygamberine aşık, teşkilatına aşık, davasına aşık insanlar. Yoksa bu parayla yapılacak bir iş değil. Evet, çünkü diyorsunuz, oranın ihtiyacına göre yanınızda bir şeyler götürüyorsunuz. Kendi ihtiyacını zaten ikinci planda, üçüncü planda oluyor. Bir Saiti'ye giderken oranın ihtiyacına göre götürdük yükümüzü. Yükümüz de sınırlı. Yanımızda yiyecek hiçbir şey almadık. 3 gün hiçbir şey yemeden günümüz geçmişti. O uykusuzluk, o açlık orada hissetmiyorsun diye bir vebal var, bir sorumluluk var. Senin de söylemiş olduğun gibi. Hani daha Haiti'de yetimhaneye gideceğiz. Haiti'nin %1, %2'si Müslüman bir nüfusa sahip. Çok karışık bir ülke gerçekten, çok karışık bir ülke. Bir tane Müslüman yetimhanesi var. Yetimhaneye gittik. Girince bir şok oluyorsun. Benim de çocuklara karşı çok çok fazla bir sevgim var. Küçücük küçücük çocuklar yattıkları yerleri gösterdiler. Kimi kağıdın üstünde, kimi işte bez parçasının üstünde ne yorganı var, ne yatağı var, ne yastığı var. Onları görünce için öyle bir acıyor ki o tarifi mümkün değil. Onun sözlerini anlatmak mümkün değil. İşte hemen yetimhane müdürüyle görüştük. Oraya yardımlarımızı yaptık. Çocuklarla oynadık. Çocuklar sevilmeye ihtiyacı var. Bir çocuğu kucağına alıyorsun, kucağını açıyorsun, hepsi geliyor.
belki ilk defa böyle birisi, seni, beyaz birisi seni sarıyor, öpüyor, kokluyor, seninle oyun oynuyor, vakit geçiriyor. Belki ilk defa onlar için böyle bir şey oluyor. En son işte yardımlarını yaptık, onlarla oynadık. Giderken küçücük bir kız çocuğu, başı örtülü. O anı benim hiç unutmam da. Kapıya kadar geldi, bir bakışı var bizlere, sanki gitmeyin, biraz daha durun dercesine. Yetime sahip çıkmak gerekiyor. Bizim yetim çalışmalarımız da var. Programımızın sonuna da yaklaşırken biraz da yetim çalışmalarımızdan bahsedelim inşallah. Allah razı olsun. Tabii yetim çalışmalarımız farklı ülkelerde devam ediyor. Elhamdülillah şimdiye kadar 10 bine yakın bir yetim sayımız var, kefil olduğumuz şu an. Bölgemizde sayı tam aklımda kalmadı. Çünkü son 2-3 aydır müthiş bir yetim kefaleti almak isteyenler var. Allah hepsinden de razı olsun. Yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Yetim de Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette de geçiyor. Yetime ne kadar sahip çıktığımızda ne kadar sevap kazanacağımız da işte başını okşadığımızda ki saç sayısı kadar sevap olduğunda. Yetimlerin ayrı bir yeri var bizde. Onun için bizler her gittiğimizde zaten bütün kumanya olsun, kurban olsun, acil yardım olsun bu ülkelere gidildiğinde illa bir yetimhane ziyareti yapılır. Yani bu olmazsa olmazı neredeyse bir gelenek oldu bu. İşte su kuyusu teftişleri olsun, yetim teftişleri zaten yetimler için özel gidiyor ama diğer projelere gidildiğinde illa bir yetimhane gidilecek. Çünkü yetimlerin duası bizim için çok farklı bir yerde. Allah razı olsun, bağışlarımız yine temsilcilerimize başvurarak 35 euro ayda bir kefile sahip çıkabiliyorlar. İki ay önce, bir ay oldu daha doğrusu, bir ay önce biz Somali'den yeni döndük yetimler buluşmasında. Yetimler buluşmasında güzel anlar yaşadık. Ben 2014'ten beri işte farklı ülkelere gittik ama bu son bir ayda yaşadığımız, Somali'de yaşadığımız yetim buluşması çok farklıydı. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Çok farklı. Normalde yetim buluşmalarında şöyle yapılıyor. Yani yetimlerin ilk veya son kvartalde yani kvartal başı gönderiliyor bu yetimlerin kefaret paraları. Son kvartalinkini ödemeye gittik biz. Öde yapmaya. Hem yetimlerimizle buluştuk. Kontrolleri yapılıyor işte sağlıkları falan diye. Ve orada bazı iş adamlarımız sağ olsunlar hediyeler göndermişler. İşte bütün yetimler için oyuncak, şekerdir, çikolatadır, sudur, ne bileyim adak akı kurbanlarımızla beraber sadece yani kefillerin maaşları değil hediyelerini de yanlarında verdik. Ve son gün, döneceğimiz gün partner kurumumuz dedi ki işte 6 aydır aşağı yukarı sosyal STK'lar buralara gelemiyor yardım için. İşte pandemi nedeniyle uçaklar iptal oldu işte orada da vaka sayısı çok olduğu için bir de görme engelli olan bir yetimhanemize uzun zamandır yardım gitmedi, durumları çok kötü diye. Gittik oraya, gerçekten vahim bir tabloyla karşılaştık. Annesi veya babası olan yetimleri göndermişler evlerine, almıyorlar pandemi nedeniyle. Orada 12-15 tane çocuk vardı ve bunlar kimsesiz. Yani ne annesi var ne babası var o yetimhanede. Ve hepsi görme engelli. Bir tanesi de zihinseldi yanılmıyorsam, bir engeli vardı. Bir yatakta, senin dediğin gibi 5 kişi kalabiliyorlar, 3 kişi yatıyorlar. Yani sağdan soldan verilen yiyeceklerle idare etmeye çalışıyorum. Elektrikleri, suları kesilmiş, ödeyememişler faturalarını falan derken bayağı bir vahim tabloydu. Allah razı olsun, orada toplantımız küçük bir koordineyle Avusturya Hasene Başkanımız Şerafettin abimiz hemen yiyecek, içecek, işte pirinçtir, undur, artık neler gerekiyorsa. Onunla beraber meyve sebze de alındı tabii. Hemen orada karpuz dilimleri çocuklara ikram edildi. Ve çocuklar öyle bir mutluluk içindeydi ki yani gözleri de görmüyor. Şöyle bir korku vardı çocuklarda onu gördük. Yani sanki sizin yiyeceği önünden biri alacakmış gibi koruma altına aldılar tabaklarını. Bu bizi çok etkiledi. Yani gerçekten farklı bir dünyaya geldik. Hatta gözyaşlarımızı tutamadı açıkçası. Şerafettin abi bir tarafta, biz bir tarafta, herkes bir taraftaydı. Neden? Çocuklar uzun zamandır yiyecek bulamadığı için tabii böyle tabaklarını korumayalım. Biri bir köşeye gidip, biri yaklaştığı zaman böyle eliyle itmeye çalışıyor. Göremiyor da gözü, biri bir yiyeceğini alacakmış gibi sanki kesin. Onun da videosunu inşallah arkadaşlarımız girer. Orada bir küçük bir video çekmiştik. Yani burada biz bir acımatasyon falan değil, yani bir real gerçeği göstermek istiyoruz. Allah razı olsun bütün kefillerimizden. Yetime sahip çıkıyorlar ki bizler de
oralara gidip bu yetimlere ulaşabiliyoruz elhamdülillah. Ha, hepsine ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyoruz. Ama ulaşabildiğimizi de en azından duasını, sevabını almaya çalışıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Allah gerçekten razı olsun tüm bağışçılarımıza. Volkan abi, programımızın sonlarına geldik. Görevini yaptın, uçağa bindin. O an ne düşünüyorsun? Dönüş yolunda. Görevimi yaptım, uçağa bindim. Tabii görev bitmiyor. Şimdi geliyoruz. Şimdi merkeze olan sorumluluğumuz var. Halit Bölge Hasene Başkanımız. Halit Başkanı olan bir sorumluluğumuz var. Yani bitmiyor bizim organize. Yok, şunu anlatmak istedim. Hı-hı. Hani o yardım ediyorsun, oradaki birilerine sevindiriyorsun, mutlu ediyorsun. Dönüş yolunda sen nasıl oluyorsun? O duygu atmosferini soruyorum. Evet, duygu atmosferi. Bunu anlatmak zor. Ben bunu 2012 yılından beri gidiyorum. Anlatabildim mi hala emin değilim. Ama benim o hissettiğimi anlattıklarımın anlamadığına eminim. Çünkü eğer öyle olsaydı, yani daha farklı bağışlar olurdu. İnsanlar daha çok hassasiyet gösterirdi. Hassas değil demiyorum, insanlar hassas. Yani özellikle Türkler. Yani zaten Türklerden bekliyorlar. Bizlerden bekliyorlar yardımları. Ve biz toplum olarak açığız böyle şeylere ve hassasız. Ama duyguyu birebir geçirmiş olabilsek aslında. Yani şu anda hepimiz gittik. Bunu birebir geçirmiş. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Şimdi bir şey söylediğinizde. Bunu... Tam bu duyguyu geçiremediğim de şuradan anladım. 2017'de Umre'ye gitmiştik. Hep Umre konuşulurdu, anlatılırdı. Ama ben oraya gittiğim zaman anladım ben anlamadığımı. Yani insan, burada anlatılanları. Tabii burada anlatılanları anlamadığımı oraya gittiğim zaman anladım. Ama dediğim gibi duygusal toparlayamıyorsun kendini. Her gidişinde aynısı oluyor. Her gidişinde farklı insanlar, farklı hikayeler. Farklı bir ihtiyaç unsuru önümüze çıkıyor. Yaptığımız yardımlar az geliyor gözüme. Yani az geldiği için yani keşke daha fazla getirsek, keşke şunu getirsek, keşke bunu yapsaydık gibi sorularla hep dönüyorsun. Çünkü geliyoruz biz, tabii bizim de hayatımız devam ediyor. Çocuklar, iş yerimiz, biz geliyoruz, pazartesi günü işimize başlıyoruz. Burada bir kurulmuş düzenimiz var ama orada bir düzen yok. Bizim ettiğimiz yardım ne kadar bunları kurtaracak, nasıl olacak? Sonra geniş düşünüyorsun, bu dünya niye böyle? Yani bir adil bir düzen olsa, Erbakan Hocam'ın hep lanse ettiği, üzerinde durduğu adil sistem, o zaman anlıyorsun yani niye adil düzen, niye adil bir sistem? Yani demek ki bunlardan dolayı adil bir düzen. Onu da oraya gittiğim zaman 2012'den sonra anladım. Neden Erbakan Hoca'nın adil düzenden, adil bir sistemden bahsettiğini. Yani bu duygularla geri geliyoruz. Toparlanması zor oluyor. Ama hayat acımasız. Bizi de alıp sürüklüyor Avrupa hayatı. Bir dahaki organizasyona kadar. Ama her zaman dediğim gibi Hasene'nin rengi, logosu ve o ülkeler anılsa aklıma hemen oradan bir anı gelir, hatıra gelir. Bana insan olarak insan olmayı hatırlatan bir organizasyon. Allah razı olsun vesile olanlardan, ayakta tutanlardan. Yani kendi adıma dediğim gibi birkaç boyutu var. Emanetleri teslim etmek ama kendi adıma ben çok ders aldım yani bu organizasyonlardan. Eyvallah. Hakan kardeşim. Bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun, arkadaşların, iş arkadaşların, çevren, ailen nasıl bir tepki gösterdi? Çevren, tabii bir belirsizliğe gidiyorsun illaki değil mi? Aynen. Bu tepki gösteren de oldu, sevinen de oldu, takdir eden oldu çok. Bundan sonra çok ummadığım insanlardan gelip de al benim de kurbanımı götür dediklerini duydum. Uzaklardan, yakınlardan, her türlü. Ama genel olarak tepki çok güzeldi. Evet.
Son olarak bağışçılarımıza buradan ne söylemek istersin? Programımızın da sonlarına geldik. Vallahi ilk önce bağışçılara teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Onların bağışları vesilesiyle biz bu çalışmaları yapabiliyoruz. Mali ibadetleri unutmasınlar. Mali ibadetler çok önemli. Hem bu dünyada hem ahiret için çok çok önemli. Kısa zamanda inşallah diğer projelerde katılarak bizlere ulaşsınlar. Allah razı olsun. Volkan abi. Yani çok şey anlattık, çok şey söyledik. Bunlardan ders çıkarılacak çok şey var. İnsanların, daha doğrusu bizlerin bile bir gün ihtiyacı olabilir bu yardımlara. Yani hep empati yapalım. Bağışçılar, yani bağışçılar demektense insanlara yardım eden bir grup. Var olan ve elinde olmayan. Var olan, elinde olmayanı veriyor. Ve Allah-u Teala onu mükafatlandırıyor. Bunu da söylüyor zaten. Yani yardım etmelerini, oradaki insanları hep düşünmelerini ve bu konularda çevrelerine de bunları, bu organizasyonları anlatmalarını ve tanıtmalarını beklerim bağışçılardan. Hepsinden Allah razı olsun. Tekrar hayırlı Ramazanlar dilerim. Eyvallah, Allah razı olsun. Hakan kardeşim. Şimdi bence bu yapılan bağışlar yatırımın en güzeli. Çünkü borsaya yaptığınız yatırımda kaybedebilirsiniz ama burada kazanç %100'dür. Evet. O bağlamda hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Konuk olduğunuzdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programda başka konuklarımızla karşı karşıya geleceğiz. Tüm izleyenlerimize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.